Herkese merhaba, ben Can. Bugün Bitez Mahallesi'ndeyiz. Bitez Mahallesi'nin içinde böyle zeytin ağaçlarının bulunduğu güzel bir bahçede çok keyifli biriyle tanışacağız. Umut bir pet kuaförü. Bütün gün köpeklerle ve bildiğim kadarıyla kedilerle vakit geçiriyor. Onların tüylerini dizayn ederek kesip, yıkayıp, onları o dışarıda gördüğünüz hale çeviren bir arkadaş. Sabahtan akşama kadar çalışıyor ve bakalım nasıl vakit geçiriyor. Bütün gün petlerle vakit geçirmek güzel mi, keyifli mi? Böyle bir yerde olmaktan ne kadar mutlu? Hepsini birazdan Umut'tan dinleyeceğiz. Aynı zamanda girişte bizi Umut'un köpekleri karşılıyor. Evet, Umut'la birlikteyiz. Umut şu anda Tarçın'la birlikte çalışıyor. Umut bu arada çalışırken bize biraz kendini tanıtsın. Tabii, merhaba. Adım Umut. 37 yaşındayım. 37. Hiç göstermiyor ama Umut. Benden küçük sanmıştım. 37 bitti hatta. 38'e girdim. 2013 veya 14'ten beri bu işle uğraşıyorum. Daha önce veterinerlerin yanında çalıştım. Onlarla birlikte asistanlıklarını yaptım. Çocukluğumdan beri veteriner olmak istiyordum ama çok çalışkan bir öğrenci olmadığım için o iş olmadı. Ve bu sektöre yönelmeye karar verdim. Aslında yeni bir sektör bence. Aynen. Türkiye'de. Ben yeni yeni duydum. Aynen. Türkiye'de çok artık biraz daha yaygın. Önceden hiç yaygın olmayan bir meslekti. Şimdi daha çok yaygın. İnsanlar daha çok bilinçli. Hayvanları konusunda ama hala eksiklerimiz var. İşte İhtiyaç olan bir şey bu arada. Tabii, ben seyyar gezen şey. İstanbul'da falan duymuştum minibüsleriyle. Evet, evet. Burada da varmış hatta. Çok ihtiyaç olan bir durum. Özellikle tüylü hayvanlarımız için, petlerimiz için. Ama yeni yeni daha insanlarımız buna alışıyor ve öğreniyor. Çünkü biz toplum olarak pet nasıl bakılır bilen bir millet değiliz. Yeni yeni öğreniyoruz, yeni hazır yeni mamalarla. Aynen. Bunları yeni yeni keşfediyoruz. Çünkü bizim sevgimiz ve biraz hayvanlar konusunda abartılı olduğunu ben düşünüyorum. Onları böyle ya böyle çok ciddi anlamda yüz vererek seviyorlar. Bu da şımarmalarına neden oluyor ve bu tabii çoğu zamanda ısırma alışkanlığına geliyor. Tarçın da normalde ısıran bir arkadaşımız. Hiç tipinden ama, belli değil ama. Zaman zaman o da yeni gele gele bu işi çözdük diye düşünüyorum. Şimdi daha sakin. Önceden çok sakin. Daha önceden tanışıyorsunuz o zaman. Evet evet, ilk geldiği zaman çok sakin bir arkadaş değildi. Şimdi yeni yeni alıştı. Biraz korkuyor gibi sanki ama o rahatsız olduğundan mı yoksa... Yok, o korkak bir köpeğimiz ama bu da çok sosyal olmadığıyla alakalı. Çünkü sanırım apartmanda yaşıyorlar. Mutlu'dan geldiler. Hı hı. Çok fazla hani sosyalleştiremediklerini söylemişlerdi. Çünkü hayvanları sosyalleştirmek çok önemli. İnsanlarla ve hayvanlarla. Ve bu sosyalleştirme olayı aslında 3 aylık ve 4 aylıkken başlıyor. Pet kuaförlüğü de öyledir. Çünkü hayatları boyunca taranmaları gerekir. Tabii dokunulması gerekiyor sonuçta. Aynen. İnsan gibi, bebek gibi. Aynen. Yani bu alışkanlıklar 3 aylık ve 4 aylıkken başlıyor ama bizim insanlarımız bunu çok önemsemediği için biz bunlarda biraz zorluk çekiyoruz açıkçası. Anlatıyoruz. Ha, dinleyenler oluyor. Dinlemeyenler oluyor. Yani Bodrum aslında hayvan sever bir yer ama ne yazık ki şöyle bir şeyle karşılaştım. Geldiğimden beri sokaklarda hep değerli değerli hayvanlar geçiyor. Mesela stüdyonun orada çovçovlar geziyor. Hiç ben burada normal bir sokak hayvanına rastlamadım. Finolar falan yolda. Bunların tabii nedenlerinden biri de ne yazık ki yazlıkçılar yaz başında gelip yavru alıp yaz sonu giderken bir de belli sezonlarda, belli aylarda hayvanlar böyle biraz sevimsizleşebiliyor ya. Bence her zaman sevimli de. Yani, onları bırakıp gidiyorlarmış. Böyle bir şey var herhalde şey burada. Diyorlar ama ben çok o iş yerlere çok rastlamadım. Tabii veterinerlerde çalıştığım zamanlarda da hep şey oluyordu. Ama tek sıkıntı bizim pet sahiplerimizdi. Çünkü hayvan alırken düşünmüyorlar. Ya da bilinçli değiller. Sorumluluk gibi gelmiyor ya da. Özellikle şu poodle'lar. Aynen. En büyük kötülük de çocuğa bir
canlı hayvan almak, pet almak. Bu en büyük bence şey. Heves yani, geçtikten sonra. Çünkü çocuk onu bilmeyecek, bir hevesi olduktan sonra sıkılıp bırakacağı için bu iş anne ve babaya kalıyor. Ve anneler babalar da çok da ilgilenemiyorlar açıkçası. Belki haklılar işleri ve güçlerinden dolayı. Evet, köpek yerine belki kedi daha tercih edilebilir. Ben kedileri de bu arada tıraş ediyor musun? Evet, ediyorum. Ha, benim kedim var o zaman. Ama onlar biraz daha agresif olabiliyorlarmış galiba. Kediler daha zor dinlemedikleri için biraz daha farklı onlar. Dinlemiyorlar yani. Köpekler kadar uysal değiller. Ama yapıyoruz ya, zorlansak da bir şekilde bir şey yapmıyoruz. Modellerine peki genelde sen mi karar veriyorsun yoksa sahipleri mi? Sahipleri de söylüyor. Ben nasıl olması gerektiğini öneriyorsun. Aynen. Genelde yani hepsini genellemeyeyim de ama çoğu yani %'ye vurursak çoğu bakımsız olarak geliyor. Tüyler hani fırçalanmamış, taranmamış şekilde. Birbirine girmiş. Hayvanın da canı yanabiliyor. Aynen. Bu da bizi zor duruma sokuyor. Peki hayvanlarla, petlerle gün geçirmek, çalışmak, günde ne kadar kaç saat çalışıyorsun bilmiyorum veya haftada kaç gün çalışıyorsun bilmiyorum. Nasıl insanlarla çalışmaktan, evet, insanlarla çalışmaya göre? İnsanlarla çalışmaktan tabii daha kolay. Aslında aynı. Sonuçta pet sahipleriyle de uğraşıyorsunuz. Yani onların istediklerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Tabii onlarla birebir çalışmadığınız için tabii insanlara göre daha rahat. Ama tabii bazen de seni zorlayanlar oluyordur. Aynen, bazen de zorlayan. Öyle bir durumda nasıl karşılık veriyorsun? Yani nasıl ehlileştiriyorsun daha doğrusu? Bugüne kadar hiç zorlayan olmadı açıkçası. Çünkü net konuştuğumuz zaman hani yapamayacağım bir şey yaparım demediğim sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hiçbir zaman da olmadı. O zaman sen çocukluktan beri hayvanlarla iç içe büyümüş ve aynen, seven biriydin herhalde aynen. Ki aynı dili onların dilinden evet, anlıyordun diye düşünüyorum. Aynen. Benim çünkü baba tarafı da hayvanları çok seviyor. İşte babaannemler falan, onlar da büyükbaş hayvanlarla uğraşmış. Zaten Bodrumlularmış, evet, göç, Girit göçmeni evet, olarak Bodrumlu aynen, bir aile. Hani İstanbul göç falan değil bu sefer. Aynen, yani sonuçta öyle bir şey, bir alışkanlık var. Hani burada bizim tavuklarımız da var, hayvanlı köpeklerimiz, kedilerimiz de var. Hepsi iç içe birlikte yaşar. Sen burada yaşıyorsun herhalde aynı aynen zamanda. Aynen, burada bir evim de var. Burası evim değil, burası sadece bizim iş yerimiz ve bizim köpeklerimiz için yaptığımız bir alan. Zeytinlik bahçesi içerisindeyiz. Pansiyon da alıyoruz. Bırakmak isteyenler olduğu zaman. Aa, o hizmet de güzel. Burada aynen, tabii genelde tam tersi, hani İstanbul'dan insanlar Bodrum'a gelirken bunu arıyorlar ama tabii burada da illaki aynen, ihtiyaç oluyordur. Ama ben kafes olarak çalışmıyorum. Ben ha, bahçe olarak, direkt. Yok, direkt evde kalıyor benimle birlikte. Sabah iş, akşam ev olarak. Aynı zamanda senin de iki tane köpeğin var, arkadaş gibi. Hatta senin aynen, burada kapıda biri vale, biri koruma aynen, gibi kapıda aynen, bekliyorlar. Birisi otopark yeri gösterir, birisi müşteri. Ama hiç tarzlar, gözüktüğü gibi değiller, çok uysallar aynen, yani direkt yanına şeyler, gelip. Hiç sıkıntı çıkarmazlar. Bu da alıştırmakla ilgili tabii. Peki bu işin eğitimi ya da işte burada kullandığın ekipmanlar, hani ya da bu bir yetenek mi? Bu işin biraz yetenek, biraz da çalışıp biraz da izlemekle olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü ben de bu zamana kadar başladığımda açıkçası yeteneğimin olduğunu bilmiyordum. Hani öyle bir şey. Hani sadece el alışkanlığım vardı. Hani makas kullanmakla ilgili. O da veterinerdeyken bizim veteriner hekim bana bir verirdi bazı işleri ve ben de onunla uğraşırdım ki herhalde oradan bir el alışkanlığı oldu. Dediğim gibi bu iş biraz çalışmak ve izlemek olarak söylüyorum. Şimdi eğitimleri benim bile karşıma çıkıyor. Geçen Instagram'da İzmir'de 2 aylık bir eğitim falan diye çıktı. Hı-hı. Ama tabii ki bir alışkanlık yoksa her iş gibi bizim işimizde öyle. Yok, sıfırdan başlayınca da olur hani, sıkıntı değil ama o işi temelini aldıktan sonra onu devam geliştirmek. Aynen. Ekipmanların çok pahalı olduğunu duydum. Evet, ekipmanlar biraz pahalı. Makaslar, taraklar. Zaten makaslar. Burada çok fazla makas çeşidi var. Herhalde evet, hepsi farklı. Kullanılıyor. Aynen. Bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve
Ben hep daha önce çok hep yani kendimi şey yapmak için, geliştirmek için çok videolar izledim. Nasıl kestiklerini, nasıl yaptıklarını, yani köpeklere, petlerin nasıl davrandıklarını, nasıl yaklaştıklarını inceledim. Ve hani onlardan bir şey katarak ve hani kendi yöntemimi de bularak bu işi yapmaya başladım. Son bir soru soralım ve sonra sana nasıl ulaşabileceklerini soralım. Instagram olabilir veya evet, farklı bir şekilde. Bu arada yeri Bitez'de Umut'un. Direkt Bitez Adliyesi'nin yanında böyle mükemmel bir bahçeli bir bina burası. Dışarıdan pet kuaförü olduğunu anlayınca Umut'u daha da ne kadar keyifli çalışıyor. Hem petlerle hem de böyle bir yerde diyorsunuz. En büyük iş kazan ne? Kolunda ufak tefek sıyrıklar görüyorum. En büyük iş kazan köpek ısırması. Yani ciddi dikişlik falan ama mı? Dikişlik falan olmadı mı hiç de ama ısırma, ezilmeler falan oldu. Peki en büyük arkadaş neydi sana gelen? Mesela bir kurt ya da dogo tarzı bir şey geldi mi? Akita yoksa genelde mi? Ha, o akita. Onlar daha sakin oluyor ama. Yok, akitalar daha serttir aslında. Bir, yani bizdeki genelde küçük ırktır ama hani büyük ırk olarak çoğu çoğu ve akitalar gelir sık. Evet, o kadar yani çok fazla büyük ırk gelmez bize. Evet, peki Bodrum'da sana nasıl ulaşabilirler? Instagram adresinden ulaşabilirler. Bodrum Pet Kuaför diye aradıklarında bana ulaşabilirler. Tabii randevuyla Umut çalışıyor. Aynen, çünkü demin çekimdeyken de telefonlar geliyor, hep belirli aynen gün veriyor. Herhalde yoğun da bu ara. Aynen, bu ara biraz yoğunluk var. Genelde yalnız çalıştığım için çok fazla da açıkçası yetişemiyorum. Onun için herkese özür diliyorum. Umut'a verdiği keyifli bilgilerden dolayı ve bize vakit ayırdığı için teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim her şey için. Her zaman beklerim. Umut'a zaten Instagram'dan Bodrum Pet Kuaför adresinden ulaşabilirsiniz her zaman. Bence keyifli bir şekilde işini severek yapıyor. Köpekler mutlu, Umut mutlu, köpeklerin sahipleri de mutlu. O zaman en yakın farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.